önümüzdeki sene hedefi bayağı büyüttük. 1000 megawatt civarında yerli modül üretimi ve satışı yapma hedefimiz var. Zorlu Solar ve Yurtdışı Yatırımlar Direktörü Evren Evcit, şirketinin güneş panelinde marka yaratma çalışmalarını enerji günlüğüne değerlendirdi. Biz kendi markamızı ZES markasıyla Türkiye'de yerli modül üretimi yapıyoruz artık. Yıllık kapasitemiz bu sene kabaca 300 küsür megawattları buldu 2022 içerisinde. Bunların kurulumları yıl sonuna kadar yapılacak. Önümüzdeki sene hedefi bayağı büyüttük. 1000 megawatt civarında yerli modül üretimi ve satışı yapma hedefimiz var. Bunun zaten ilk çeyreğini, yani Ocak, Şubat, Mart aylarında bu fuarlarda zaten aslında plasmanını yaptık müşterilere, yatırımcılarımıza sattık. Bunların da yüklemeleri Ocak ayından itibaren yapılacak. Bizim beklediğimizden daha büyük bir talep bulduk aslında piyasada. Biraz bu boşluğu da doldurduk aslında. Hedeflediğimizde zaten piyasada marka algısının olmaması, markanın olmaması bizi bu sektöre girmek için cesaretlendiriyordu. Çünkü Zorlu büyük bir grubun önemli bir markası. ZES de Zorlu grubunun bir alt markası. Zorlu Energy Solutions diye konumladığımız bir markamız. İşte biliyorsunuz şarj istasyonlarında falan varız. Şimdi panelde çok ciddi boyuta hacime ulaştık. İşte kabaca Türkiye'deki kurulan, satılan da daha doğrusu bir yıllık satılan panel hacminin kabaca işte 1/3'üne falan, %30'lara falan geliyor önümüzdeki yıllarda. O yüzden sektörde biz de o talebi gördük, o boşluğu doldurduk. Beklediğimizin biraz ötesinde aslında bir başarıyla şu anda ilerliyor. Gayet mutlu ve memnunuz. Evren Evcit, panel piyasasında yaşanan arz sorununun ZES markasına da yansıdığını ifade ediyor. Bizi de negatif etkiledi, yatırımcılarımız da, Türkiye'yi de negatif etkiledi. Çünkü işte pandemi sonrasındaki dünyada ekonominin hızlanmasıyla, pandemi çıkışıyla talep beklentinin ötesinde arttı. Aynı zamanda arzda da o hızla artışı sağlayamadık maalesef. Çünkü fabrikalar aynı fabrikalar. Talep arttı ama arz beklentiye kadar artmadı. Hatta arzda bazı kısıtlar ortaya çıktı. İşte Çin'de sıfır Covid politikası sebebiyle özellikle ham madde, ham madde tedariğinde ve Çin'deki fabrikalardan ürünlerin yükleme konteyner sıkıntıları maalesef işte bu bahardan itibaren sektöre damgasını vurdu. Yani hem artan talep hem arz tarafında kısıntılar maalesef sektörde ekipman tarafında tedariği bayağı güçleştirdi. Bizi de negatif